Ama çok aşıktılar birbirine. Hani aşıklardı, hani çok seviyorlardı. Yaşar zampara bir adamdır. Her gün kuru fasulye yenir mi tabii? Ama evliler canım yani. Evliler. Doktoru da bozduk. Doktoru da bozduk. Aradan bir buçuk yıl sonra. Aradan bir buçuk yıl sonra. Ebru Gündeş, Yaşar İpek ilişkisi startlanmış oldu. Hepimizin okuduğu gibi. Evet, her ikisi de işaretsel. Yani Seren'in yuvasının yıkılmasının sebeplerinden biri de Ebru Gündeş'e olan Yaşar İpek'in zaafıdır. Peki burada Ebru Gündeş suçlu mu? Ebru'nun bundan haberi var mı? Ben Ebru günahını aktif alamam. Mi? Ebru Gündeş bugüne kadar beraber olmamıştır. Ama Ebru Gündeş sahneye davet ediyor Yaşar'ı. Olabilir düetler sanatçı arkadaşı. Ya, ama Ebru da belki... çapkın bir kadındır. Şimdi bunu da kabul edelim yani. Ebru çapkın bir kadındır. Yapmayın ne olur. Ebru Gündeş daha önce Seren ayrıldıktan sonra Cengiz İmren'le aşk yaşamadı mı? Ebru Gündeş. Bugüne kadar bir şey yoktu. Ama bana göre bir haftadır bu aşk başladı. Yok. Ben de şunu inanıyorum. Bakın meslek hayatında eğer milyar. Ki bir Seren'den, yerden bir dedikodu bakın, varsa mutlaka Seren onu ekranda doğrudur. Çok eleştiriyor ay, diye canını acıta acıta. Doğrudur. Arkadaşlar canını acıta acıta. Kanırta kanırta bu ilişkiyi yaşayacak. Herkes seyretsin. Yaşar İpek ve Ebru Gündeş olayını hiç daha bu birbirlerine yorumlar, birbirlerine takipler, birbirlerine böyle nazireler yapılmadan önce ben bunu bir buçuk yıl önce bir canlı yayında anlattım. Dedim ki Yaşar İpek Ebru Gündeş'e yürüyor. Ebru Gündeş'in şu kayıtsız an... Kayıtsız değil. Hayır. Şu an... Ne cevap vereceğini bilmiyorum ama masada çok eleştiri yaptığı için şu an Seren Serengil'i kanırta kanırta bu ilişkiyi birlikte olur. Ve kimseye hesap vermez Ebru Gündeş. Ama Seren Serengil de artık yani Yaşar isterse 10 kadınla birlikte olur, ister 15 kadınla. Boşanmışlar, bitmiş gitmiş. Bir defa şu an ben değil tolmayı... ama o tarihte de hayır, ben Yaşar'ın de zaafı vardı. Hayır, Yaşar'ın Ebru Gündeş'e zaafı vardı. Evliliklerinin bitmesinin hayır, sebeplerinden biri de Seren Serengil gururundan söyleyemez. Hayranlık olabilir. O, onda böyle bir rahatsız yani, bir şey var. Çok... Bana çok enteresan gelen şu. O tarihte Yaşar İpek'in Ebru Gündeş'e zaafından ve yani Ebru'nun ona karşılık verip vermediğine ilgili bu bende kalsın. Seren'i yine de geçmişte olduğu halde üzmek istemiyorum. Ama o tarihte yuvasının çatırdamasının sebeplerinden biri Ebru Gündeş'ti ve bugün de bence Yaşar'a karşılık veriyor. Bence Yaşar'a karşılık veriyor. Bekleyip görelim diyorum. Çünkü o da çok bunaldı artık. O da aşk işte. Yaşar, lütfen yazar mısınız Ebru Gündeş? Yazar mısınız Ebru Gündeş? İnadına Yaşar'la aşk yaşıyor diye. İnat için aşk yaşıyor. Ebru inat için aşk yaşıyor. Başlık bu. Niye Brad Pitt mi ya Yaşar İpek? Nasıl? Brad Pitt mi çok yani yakışıklı. Ya. Ay yapma Allah aşkına ya. Bak oğlum diye söylemiyorum. Bak yakışıklı adam var. Ve oğlum diye söylemiyorum çok yakışıklı. Yani gerçekten yakışıklı dediğin adam yakışıklı değil yani. Ben bu ilişkiyi bir buçuk sene önce... Tekrar ediyorum, ilk defa bir buçuk yıl önce ben canlı yayında Seren Serengil'in veya iki yıl önce Seren Serengil'in ilişkisinin Ebru Gündeş tarafından çatırdadığını söylemiştim. Millet ya filan yapıyordu bana ve bugün dediğim çıktı. Seren Serengil'in evliliği Ebru Gündeş'ten dolayı yıkılmıştır bilginiz olsun. Ama Kerem Ünal'sı gibiydiler diyorsun. Bu kadar aşık olan bir çift birlikte bir kadın yüzünden ayrılır mı? Hayır şöyle bir şey. Yaşar çapkın adamdı. Çapkın olsun. Ve çok yazılıyordu. Bir sürü yazılıyordu. Ben şimdi söylemek istemiyorum Seren'i ama bu artık bitti gitti ya. Öbürlerinde aradakileri garnitürleri de söylemiyorum. O biri futbolcunun karısına filanlar bilmem neler ıvırlar. Bunları konuşmak istemiyorum. Hangisiydi? Gıybet yapmak istemiyorum. Hangisiydi? Anlatabiliyor muyum? Herkesin rolünde bir hopalık var o zaman. Gıybet yapmam ben. Ama Yaşar hiçbir zaman çok popüler söyle. Biri olmadı. Onu da kabul ve edelim. Ve o tarihte biz Seren'le bunu konuştuğumuzda Seren omuzumda saatlerce ağladı. Yazık ya. Evet. Bu dedi Ebru için benim geçmişimde ne kadar adam varsa her birine dedi ayrı ayrı dedi yazılıyordu dedi.
Ve üzücü. Her bir seferinde dedi, yuvamın yıkılmasına sebep oldu dedim.